Selamünaleyküm. Tekrar yeni bir yolculuğun başlangıcından, Dortmund civarından 9.30 itibariyle yola çıktık bugün de. İstikamet memlekete doğru Zonguldak'a. Yine aynı geçen yılda olduğu gibi hafif çiseleyen bir yağmur. 17 derece hava sıcaklığı. Tam yolculuk havası şeklinde. Yolculuğumuz başladı inşallah. Yola çıkacaklara, yolda olanlara, bize, herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah herkes sağ salim gider gelir, güzel şekilde tatili geçirdikten sonra tekrar yaşadığı yere geri döner inşallah. Bu yıl son yıllarda olmayan bir yol arkadaşımız var, Ata Yavuz, kendisi arkamızda geliyor. İlk defa arabayla yolculuğu var, bir sefer trenle gitmiş. Belki en son beraber yolculuk yaptığımız sene civarındayız. Daha sonra stadyum gelecek. Türkiye'nin bu sene EM'de 2 maç yaptığı stadyum 3. maçı yapamadı. Hollanda'ya karşı maalesef. Hollanda'ya karşı elenip elemiş olsa Hollanda'yı, buraya 3. defa maça gelecek. Yollar yoğun görünüyor. Gümrükler bir haftadır takip ediyoruz tabii. İnşallah fazla sıkıntı yaşamadan geçeriz. Hemen istikametimizi söyleyeyim. Şu an itibariyle değişmezse eğer, buradan Kassel'a doğru devam edeceğiz. Bu yıl Çek Cumhuriyeti'ni kullanmıyoruz. Kassel'dan 7 numaraya dönüp Nürnberg civarından 3 numaraya giriş yapacağız. Ardındansa normal bilinen güzergah Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve anavatan Türkiye'ye. Öyle diye düşünüyoruz. Bu yıl da aynı kısım kısım bir dolar olacak. Bu Almanya başlangıç biliyorsun olsun. Saatlerimiz 9.40. İlerleyen dakikalarda tekrar birkaç bir şey söyleriz yolculuk hakkında. Şimdilik bu kadar. Selamlar tekrar. Şu anda saat 11.32 itibariyle Kassel'dayız. Yol ayrımında 7 numaraya giriş yapacağız şu anda. Artık buradan doğru Würzburg, Nürnberg istikametine doğru yolumuza devam edeceğiz. Buraya kadar yağmurlu bir hava vardı. 2 saat boyunca bazen şiddetli, bazen normal şekilde yağan bir yağmur vardı. Hafif hafif de yol durdu. Öyle kayda değer bir ştaya rastlamadık. Birkaç Baustelle geçtik. Bunların dışında pek sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Gümrüğe aşağı yukarı 500 kilometre kadar bir yolumuz var. Bu şekilde devam. Yapma yapma git, büyük aşklar hep böyle.
arkadaşlar. Herkese selam olsun. An itibariyle saatlerimiz 18.20'yi gösteriyor. Şu anda Avusturya'ya giriş yaptık. Okul yolundayla beraber. Hemen girişte vignetemizi aldık. Günlük vignete. 8.60. Bugün saat 23.59'a geçerli. Kadar geçerli. Yani günlük vignete aldık diye yarın saat 18.20'ye kadar geçerli değil. Bu günün sonuna kadar geçerli. 23.59'a kadar. Orada küçük bir değişiklik yapmışlar. Vignete satış bürosu vardı orada. Onu kapatmışlar. Onun yerine Bulgaristan'da, işte Çek Cumhuriyeti'nde, Slovakya'da falan olduğu gibi ev vignete almak için makinalar koymuşlar. Yalnız kartla ödeme yapabiliyorsunuz onlarda. Parayla ödeme olmuyor. Buraya kadar pek sorun yaşamadan geldik. Yolculuk bu şekilde Avusturya'ya girişten Viyana istikametine doğru devam etmektedir.